Herkesin bir yuvası var şu hayatta. Bizimki de çukurdur. Gözümüzü çukurda açarız. Son nefesimizi çukurda veririz. Dışarıda başımız belaya girse kendimizi çukura atarız. Nerede olursak olalım hep çukura geri döneriz. Birbirimizi tanımasak bile birbirimizi biliriz. Kilosu kaç olur? 17'ye olur sana. Çok dedin. 15 yap alayım. 16'ya vereyim, tamam. Şurada 16'ya satıyorlar, almadım. Onlarınki seninkinden daha iyi hem. Ayıp ettin şimdi. Benim portakalım, pazarın en iyi portakalı. Göz var, izan var. Ayıp ettin. Ama ben sana bu portakalı 15'e bırakırım. Ama başkasına söyleme. Tamam. Al, seç. Pardon. Efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Seni birine benzettik kızım ya. Şaşkındım ondan. Neyse. Ne istemiştin sen? Bak elma var, portakal var. Ne vereyim sana? Röportaj. Yeni mi başladın aslında? Nereden anladınız? Çok hırslısın. Evet. Bir röportaj patlatayım. Amirlerimin gözüne gireyim. Hemen yükseleyim diyorsun değil mi? Hem evet hem hayır. Çocukluğumdan beri hep isminizi duyuyorum. Yani aslında biraz da merak var. İşime gelmeyen soruyu duymam. Sonradan söylemedi demek. Tamam. Gel. Ha. Kayıt yok. Aklımda ne kalırsa o. Tamam. Otur. Akşam üzeri pazarda aldığında fakir fukara gelir. Şu sebze meyve toplar. Çürüğü çarı fakire bırakmam ben. Açarım tezgahı. İhtiyacı kadarını alır.
Ben rızkımı kazanmışsam kazanmışım. Gerisi onun, değil mi? 42 yıldır evime bir gün bile çürüksüz meyve sokmadım ben. Benim çocuklarım bir tek gün tam meyve yemedi. Ha onlar kendi çocuklarına ne yedirir bilmem. Karışmam da. Kaç çocuğunuz var? En büyük Cumali. Hapiste o. Afiyet olsun Cumali abi. Onun küçüğü kahraman. O da işlerinizin başındadır. Evet. Sakatlık yapacağım mı lan? Okul önlerinde sübyancılık yapacağım mı lan? Tamam oğlum işte tedavine başlıyorum. Abi bırak abi vallahi. Tamam. Yemin ederim silah yapmayacağım abi. Abi. Lan sakin ol. Baloncu bak bu şifalısın. Küçüğü o. Selim. Evladım çileklerin taze mi? Değil teyze. Aa, değil de niye satıyorsun o zaman? Ya teyze ne yapıyorsun ya? Alacaksan al, almayacaksan yürü. O bana bunları söyleyecek. Git bir de benden selam söyle. Alo. Gel şuraya al. Şuradaki teyze var ya, git ver ona. Selim Bey gönderdi de. Ya. Beyler, tamam toplayın şunları. Fakir fukaraya dağıtın hadi. Ya şuraya bak ya. Her şeyimiz tamam, bir pazarcılığımız eksik. Amına koymuş hala. Şahtın şahbaz olmasın lan baloncu. Sen niye balon satmayı çok seviyorsun ya da sübyancısın? Hangisin lan? Tedavi oldun mu lan? Bir daha sapıklık yapacaksın mı? Sübyancılık yapacaksın mı lan? Ha? Yok. Gençler, bir maç çıkartır mıyız? Abi ne yaptın ya, öldük. Ne öldünüz lan? Bütün işi ben yaptım. Kahraman abi, sabahın köründen beri haş şerefsin peşindeyiz. Gidek yatak, ne olur ya. Gidin yatın lan yavşaklar. Ben maç yapacak birilerini bulurum kendime. Mahalleye çukur der. Doğrudur da gördüğün gibi çukurdayız bak. Eski bataklık olmasın lan. 79'da çok insan geldi buraya. Çok kalabalıklaştı. Mahalle büyüdü tabii. Belediye gelmiş. Burayı mahalle yapacağız. Adını ne koyalım? Mahalleli de sağ olsun. Toplanmışlar. Koçova olsun demişler. Yoksa ben kimseye şunu koyayım, bunu koyayım demedim. Demem de. Yaratmam lazım biraz. Hazır mı benim eşyalar? Odanda abi, yıkanmış, tülenmiş, jilet. Aferin lan Meke, bayağı iş çözüyorsun sen ha. Sen emredersin, ben yaparım biliyorsun. Beşe beş mi? Bire beş Meke. Yaratmam lazım. Bulabilecek misin o kadar adam sabah sabah? Kim? Beleş maç var diyeceğim, gelmeyecekler. Sıraya girerler, seçersin abi. Aslansın lan, aslansın. Hadi koş, koş. Tamam abi. Koş, müptezel. En fazla 10 dakika.
Peki koca mahallesinde yaşayan herkes sizin hemşehriniz ya da akrabanız mı? Hayırlı günler. Ya farz et ki öyle. Öyle olmasa bile bu adamlar başları sıkışınca bana gelirler. Ha, ben de yapacağım bir şey varsa yaparım. Yanlış olmasın. Benim de başım sıkışınca ben de onlara giderim. Peki kızmazsanız bir şey daha soracağım. Niye kızayım? Güzel kız. Ben sana baştan söyledim. İşime gelmeyene duyma. Binaların yarısının sahibi sizsiniz. Geri kalanı da ortağısınız. 1 milyar liranın üzerinde bir gayrimenkul değerinden bahsediliyor şu an. Bu kadar büyük bir servetin sahibiyken hala neden pazarcılık yapıyorsunuz? Bak hanım kızım. Rahmetli babamın bir lafı vardı. Oğlum, para biriktirme, insan biriktir. Derdin olduğunda koşan yoksa paranın ne kıymeti var? Pazarcılığa gelince bir tek beni belleme. Benim oğullarım da o tezgahın başına gider otururlar. Biz nereye geldiğimize değil, nereden geldiğimize bakarız. Bu memleket adamı bir günde dağın zirvesinden alır, mezara sokuverir. Selamın aleyküm Kahraman Bey. Her şeyin bir adamı vardır kardeş. Doğru dedin Kahraman Bey ama siz çok meşgul adamlarsınız ya. Ulaşmak ne mümkün? Araya kimleri soktuk, birini bile kabul ettiremedik. Saadettin. Bartolu Saadettin. Hay Ayşe. Abi. Takım hazır. Çocuklar ısınmaya başlasın Mekke. Geçin. Siz de abinize demli bir çay verin. Saadettin kardeş, ben çabuk sıkılırım. Sıkılınca da kanal değiştiririm. Merak etme Kahraman Bey, bizim dizi çok heyecanlı. Peki, hakkınızda çıkan haberler için ne diyeceksiniz? Neymiş o haberler? Çukur'a polis bile size haber verip geliyormuş. Bugünlük bu kadar yeter hanım kızım. Senin için tehlikeli saat de gelmeye başladı. Ama daha akşam bile olmadı ki. Ben sana akşam oluyor demedim ki. Senin için tehlikeli saatler geliyor dedim. Anladım. Yani tehlikeli sorular sormaya başladım. Araban var mı? Bırakalım seni. Yok. Eğer taksi durağına kadar bırakırsanız sevinirim. Tamam. İsa, arabaya. Evet. Bugünlük bu kadar. Hadi bakalım. Meyveleri ne olacak? Parası olanlar aldı. Allah bin bereket versin. Olmayanlar uzaktan baktı. Bunlar onların hakkı. Velhasılı kelam ortaklıktır söylediğim. Siz beni koruyacaksınız. Ben size kardan pay vereceğim. Saadettin. Vallahi kestim sözünü. Bu çukurun sahipleri sizlersiniz Kahraman Bey. Hazine sandığının üzerinde oturuyorsunuz. Maşallah, maşallah. Gözümüz yok. Allah daha fazlasını versin. De, sandığı açamadıktan sonra içindeki çil çil altınları, al yanaklı kızlara saçamadıktan sonra sandık yine sandık. Sıcak para herkese her zaman lazım. Muhterem pederinle bir konuş. Bizi kabul etsin. Oturalım, konuşalım. Bu ortaklık hepimize kar getirir velhasılı kelam.
Haydi hayırlı günler. Akıllısı bizi bulmaz, delisi dilimizden ayrılmaz. Yöndesin. Başkan, çekil biz geçelim sonra sen geçersin ya. Ters yön ne demek? Yasak mı yol sana? Ya başkan uzatma hadi. Ol ileri insan, bırak gitsin. Aferin başkan, sike sike aldırırlar böyle. Köşeye kadar götüreceğim seni. Oradan taksiye bindireceğim. Gerisi senin. Götüremedik seni eve. Kısmet değilmiş. Olsun, önemli değil. Olsun. Beni bir dakika bekle ama, olur mu? Şu kontağı bir kapat bakayım. İn aşağı şimdi. Şu bakkalı görüyor musun? Görüyorum abi. Oraya gidiyorsun şimdi. Kendine bir de arkadaşlarına gazoz alıyorsun. Gazoz. Aha, para isterse İdris amcam ödeyecek diyeceksin, tamam mı? Hangi İdris derse İdris Koçovalı diyeceksin. Hadi şimdi git gazozları al. Arabada otur, beni bekle. Kusura bakmıyorsun değil mi hanım kız? Seni eve bırakacaktık ama bak, görüyorsun bıraktırmadılar. Kısmet değilmiş. Ne söylediniz? Kime? Arabadaki çocuklara. Boş ver. Bir dahaki sefere geldiğinde önceden haber ver ama. Bir daha gelebilirim yani. Tabii gelebilirsin. Ya beni sana yanlış tanıtmışlar. Biz adam yemeyiz. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Neden? Kalp kıracak sorular sormadığın için. Hangimizin kalbini? Hadi bakalım hanım kız. Sor bir şey. Yani eğer çok özel değilse tabii. Yanınıza ilk geldiğimde beni birine benzettiniz. Kim olduğunu sorsam. Özür dilerim. Özeldi sanırım. Yıllar önce kaybettiğim bir yakınımı o kadar benziyorsun ki. Anladım. Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere geldiğinde buradaki dükkanlardan birine gir. Benimle görüşmek istediğini söyle. Bu yeter. Bunlar seni bana ulaştırır. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Thank you.
Aldınız mı gazozları? İçmemişsiniz ama. İç. Siz de için. Gazoz mu oğlum için? Nasıl? Sordun mu İdris Koçovalı kimmiş? Sordum baba. Siz buralardan değil misiniz? Yok değiliz. İstanbul'da değilsin galiba. Yok baba, yeni geldik. Affet. Bir in aşağı bakayım sen. Baba, ben bir cahillik ettim. İn. Şimdi seninle biz bir oyun oynayacağız, tamam mı? Al şunu. Yazıklar oyununu biliyorsun. Sen kazanırsan elin öper gidersin. Ben kazanırsam ona bakacağız. Tamam mı? Yazı mı, tura mı? Tura. Tura. Güzel. At o zaman. Bir daha tanımadığın kimseye gayrılık yapmayacaksın. Küfretmeyeceksin. Bas git şimdi. İstanbul'da düzgün yürüyecek adam kalmaz. Aliço! Gel, gel. Saadet, açsana kapıyı. Gel Aliço, gel. Gel, kaynana seviyormuş. Tövbe tövbe. Amca, kaynanam yok ki benim. Bana kız vermediler. Yok mu kaynana? O var mı bir sevdiği? Gidelim isteyelim oğlum. Ne olacak ya? Gel. Yok amca. Kitap okumuyor onlar. Okuyanlar da beni sevmiyor. Açım ben, çorba içeceğim. Çorba hazır. Kokusunu mu aldın, ne yaptın? Ha? Yok, Saadet abla çöpü çıkarttı. Allah Allah, abla deme bana be. Ben senden gencim bir kere. Çöpte ne vardı Aliço? Yoğurt kabı vardı, kırmızı biber boşu vardı, tereyağı boşu vardı. Yayla çorbası yapmış Saadet abla. Bak ya, artık içimizi, dışımızı, bunun işi gücü yok. Bizim çöpü karıştırıyor Öcris abi. Bunun da işi bu kızım, ne yapsın? Koy çorbasını da içsin. Hazır değil mi? Hazır, hazır. Zıkkımlansın da gitsin. Çok kokuttu mutfağını. Sen ona bakma. Ne var ne yok mahallede? Var mı bir durum? Kahraman abi top oynadı yine. Bir adam geldi, oturdular, konuştular. Kimmiş? Çukur'un adam mı? Değil. Ama daha önce de gördüm ben onu. Okulun orada, konutların orada, bir de burada. Burada derken? Burada, arabada. Oturdular, konuştular. Kiminle oturdular? Çorba. Ha? Selamünaleyküm. Aliço, hoş geldin. Baba, bir ara bir şey konuşmamız lazım seninle. Olur. Saadet, bir çorba da bana versene ya. Araştırdın mı peki? Kimmiş, neymiş?
Adam yeni gelmiş İstanbul'a. Ama aşiretler. Kalabalıklar işte, hepsi akraba. Çukuru nereden duymuş? Bizi. Çukuru bilmeyen mi var baba? Onu demedim ki. Mücahit Emre'yle daha önce konuşmuşlar. Daha ama mevzu sana kadar gelmemiş. Sen ne diyorsun? Ben buluşalım derim. O benim dememle olmaz sadece. Tamam. Çağır yarın gelsin. Oturalım. Bir de ben bakayım şunun gözlerine. Hayırlı mı bakıyor? Uğursuz mu bakıyor? Anlarsın. Tamam baba. Sen nereye gidiyorsun? Buradayım baba, bir yere gittiğim yok. Çıkmayacaksın bu gece. Çoluğunla çocuğunla oturacaksın. Çok çıkıyor musun? Canım sıkılıyor. İyidir, sıkacağım. Kolay çıkmaz. Ben çıkıyorum. Annene söylersin. Saadettin kardeş. Babam gelsin dedi. Eyvallah. Baban nerede? Çıktı. Ya bu adam senede bir çıkar, onu da bize söylemez. Sen biliyor musun anne nereye gittiğini? Yemek hazır. Selim gelmedi mi daha? Ara da gelsin. Arayayım anne. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always stay, stay, stay. You happy when I'm on my knees? Is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Oğlum çok değil mi la? Çok dedi abi ya. Böyle bir param mı? Şuna bak be. Oo çok güzel. Of 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 of. Oğlum vurduğumuz kaba. Pardon, bakar mısınız? Ne kadar? Oğlum, kara ekmeğin fiyatını gösteriyor lan. Ne çıkalım? Kafayı hayatım, oğlum, bekletmedim değil mi? İçeride duruyorsun. Burası çalışan ablaların köşesi. Senin onlardan biri sandılar. Ne diyorsun ya? Kimsin sen? Kimse değilim. Ama onlar bayağı bir kararlı. Kardeş. Sen bir çekilsene. Bak biz konuşuyorduk.
Yok, yanlış anladınız. Kız arkadaşım o benim. Ne kız arkadaşı oğlum? Senin kafan mı iyi? Aşkım niye böyle yapıyorsun? Kardeş, sen bir uzaklaşsana. Bak hanımefendi ne diyor? Ya yok birader. Ya biz kavga ettik de naz yapıyor. Ya bir çekil git. Biz pazarlık yapıyorduk oğlum. Çok özür dilerim ya. Sen git. Gözüm döndü, iki lokma bir şey yiyecektim orada. Gel, hem ben ne bileyim senin iyi biri oldun. Geldin öyle sırnaşıyor gibi. Tamam, haklısın. Haklısın. Pardon, özür dilerim. Sesler kesildi, çıkabilir miyiz artık? Ben yok ben. Ben çıkmıyorum, benim evim burası. Peki. Hey. Madem o kadar açsın, gel iki yumurta kırayım sana. Yok sağ ol, istemem. İyi, sen bilirsin. Dikkat et. Yumurtayı insan görmedin mi? Gördüm. Gördüm de böylesini görmedim. Bayağı açmışsın. Söyledik herhalde. Kaç gündür bir şey yemedin mi gerçekten? Sokaktasın onca zamandır. Ne oldu peki? Niye yani, niye bu haldesin? Söylemem. Sana güvenmiyorum hala. Güvendiğin zaman anlatacaksın yani. Bakacağız. Sen bana bir adını söyle bakayım. Mercan. Yalan. Sen de hiç Mercan tipi yok. Sana adımı söyleyecek kadar da güvenmiyorum henüz. Peki. Nereye gidiyorsun? Seni kesmek için kullanacağım aletleri hazırlayacağım. Çok komik gerçekten. Havlu falan ayarlayacağım. İşte bir de giyecek bir şeyler. Bir dakika, bir dakika. Bırak o. Yalnız senin evinde banyo falan yapmam. O zaman git Allah aşkına. Farkında mısın bilmiyorum ama leş gibi kokuyorsun. Kokmam ki ben. Kraliçe. Sağ ol. Var ol. Bu sene de beni kırmadınız, geldiniz. Şeref verdiniz. Canım benim. Şeref yağabey oldum. Ömrüm oldukça, nefes aldığım müddetçe sizlerleyim. İnşallah.
Hüzzam dolaşın bakayım. Thank you.
Senin aşkın, senin aşkın. Altında bir şey yok mu? Koydum oraya. Verir misin? Hep mi böyleydin, kazadan sonra mı böyle oldun? Ne kazası? İşte onu bilmiyorum, kafana ne çarptıysa. Bayağı komiksin sen ya. Hadi Allah razı versin. Hop hop hop. Nereye? Yatacağım. Evet ama ben sana burayı hazırladım, orası benim odam. Sen burada yatacaksın. Yazıklar olsun, misafire böyle mi davranılır? Sana odamı verecek kadar güvenmiyorum henüz. Ne yapıyoruz peki sonuç olarak? Ben odamda yatıyorum, sen burada yatıyorsun sonuç olarak. Hadi iyi geceler. Televizyonu kapatırsın. Ne oldu? Sen gir, ben kilitleyeceğim. Şaka değil mi bu? Hayır, nereden bileyim gecenin bir körü kalkıp beni kesmeyeceğini? Zaten normalde iyi bir adam olsan koltukta yatardın değil mi? Vay arkadaş ya. Ya seni eve alanda kabahat. Manyak mısın, nesin sen ya? Onu almadan önce düşünecekti. Hem ne var içeride bu kadar değerli? O. Sana ne? Hadi tamam al. İyi geceler. Kilitliyorum bak. Kilitle tamam. İyi geceler. İyi geceler. Sena ben. Yamaç. Hayırlı akşamlar baba. İyi akşamlar beyefendi. Nereden çıktı bu? Ya arkadaştan ödünç aldım ya. Yalan söyleme. Aldım baba. Kıydım paraya, aldım. Oğlum ben sana ne söyledim? Biz gösteriş yapmayız. Koçovalılar gösteriş yapmaz. Sen şimdi bu arabaya binip Çukur'da dolaşacak mısın? Dolaşacaksın. Arkandan demeyecekler mi? Koçovalı Selim şımarmış diye. Ha?
Götür ver. Baba 40 yılın başı bir şey yaptım. Götür ver. Tamam yarın, yarın. Yarın değil. Bu gece götüreceksin. Ne yapayım, uykusundan mı uyandırayım adamı şimdi? Evet. Yatağından kaldıracaksın. Beyefendiye sıcak sıcak. Ha, iyilik de yaramıyor ki. E sen ne sandın? Ha. Pardon. Pardon ya. Bir dakika. Hani senin paran yoktu? Evet yoktu. Üstündekileri nasıl aldın o zaman? Senin paran mı? Benim param mı? Evet, senin paran mı? Nasıl? Güzel olmuş mu? Aa! anlatmayacak mısın? Neyi? İşte neden dışarıdaydım, gecene mi baktım? Sokakta ne bulsa eve taşıyor oğlum. Kedi görüyor, hop eve. Uyuz köpek buluyor, hop eve. Uyuz da evet, ilaçlarını sürdüm, tedavi ettim, sokağa bıraktım sonra. Ha evet, sokağa bıraktım. Ama sayende apartmanın kafasından ayrılıyor. Ablacığım. Özür dilerim. Buyurun. Bunların hepsi halledilir şeyler. Ben size söz veriyorum. Bir daha eve hayvan falan girmeyecek. Yamaç. Ay hayvanla kalsa evsizliğini bulur getirir. Tinercisini bulur getirir. En son Suriyeli bir aileyi getirmiş sokmuş eve. Ay yeter artık ya. Bu kadar da olmaz ki. Gecenin bir köründe sokaktaydılar. Ya kaldırımda öylece oturuyorlardı çoluk çocuk. Gece saat bilmem kaç. Sen olsan ne yapardın? Bu mu yani? İnsan bunun için kiracısını evden kovar mı? Anahtarını değiştirir mi? Hele ki sizin gibi biri. Halden anlayan, iyilik nedir bilen... ya dünya tatlısı olduğu gözlerin içinden belli olan biri. Ay sadece bununla kalsa oğlum. Sevgilin... Sevgilim değil o benim. Aman neyse ne. Bir dur sen.
girdiği ayın sadece ev kirasını aldım. 6 aydır ev kirası falan ödediği yok. Buna bir cevabınız var mı Sena Hanım? Para mevhumuna çok inanmıyorum ben. Onun farkındayım zaten. Ablacığım, şöyle yapalım mı? Siz çok haklısınız. Ben tekrar Sena adına söz veriyorum. Bir daha böyle şeyler olmayacak. Ya. Altı aylık kirasını ben size havale yapacağım. Siz de bana evin yeni anahtarlarını vereceksiniz. Gerçek bir şövalyesin biliyorsun değil mi? Babam bana anlattığı masallarda vardın sen. Adın Jean Pardayan. Jean Pardayan. Güzel isimmiş, hiç duymamıştım. Şu an o kadar mutluyum ki seni öpebilirim biliyor musun? Hatta öptüm. Ben mi bir şey? Hayır, hayır, hayır. Ben, sen bana şövalye dedin ya. Şövalye gibi davranmak istiyorum ben. Tabii eğer sen de istersen. Peki. Ama gitmesen olur mu? Hiçbir yere gitmiyorum. Merak etme. Transmitter. Memelilerin sinir sisteminde bulunan bir nörotransmitter. Güzel de ne işe yarıyor bu fenilamilamin, fenil bilmem ne bir şey. Dopamin ve noradrenalin salgılanmasına sebep oluyor. Hormon. Noradrenalin dikkati arttırıyor. Kalp atışlarının hızlanmasına sebep oluyor. Böyle
birisi karnına tekme atmış gibi hissetmene sebep oluyor. Göz bebeklerinin büyümesine, yani gözünün hiçbir şey ya da hiç kimseyi görmemesine. Peki de ben hala anlamadım. Kaç kilosun sen? 54. 54 kiloluk bir çikolata olduğunu düşün. 54 kiloluk bir çikolata yemiş olsan nasıl hissedeceğini düşün. Ben şu anda o haldeyim işte. Ben sana çok fena aşık oldum ya. Sen ve ben hayatımızın geri kalanını birlikte geçireceğiz. Çok mutlu olacağız. Hiç kimse hiçbir şey mutluluğumuzu bozamayacak. Bu kadar eminsin yani. Nasıl ya? Sen değil misin? Abine ait olduğundan emin misin? Evet, neden ki? Bekçi yakalarsa çok elimiz de ondan. Ya bırak şimdi bekçiyi falan. Bak şimdi birazdan güneş doğacak. Çok mutluyum, Allah kahretsin. Deli. Bir şey soracağım. Hı? Bir arızan falan varsa şimdiden söyle de ben alıştırayım kendimi. Nasıl yani? Yani ne bileyim. Katil misin, hırsız mısın? Polisten mi kaçıyorsun? Hayır, belki müebbet aldın, hapse girmeden önceki son günüm bugün. Bileyim, ona göre alıştırayım kendimi. Müebbet alsam bekler miydin beni? Tabii beklemezdim. Manyak mısın? Müebbet diyoruz. 5 yıl alsam? O zaman beklerdim. 5 yıl mı aldın? Sen gerçekten delisin. Yok ya, kesin bir şey var. Her şey bu kadar mükemmel olamaz. Tamam, söylüyorum. Hadi bakalım, gönder gelsin. Seninle tanışmadan yarım saat önce kızla sevişmiştim. Senden önceydi ama. Yani senin karşıma çıkacağını bilmiyordum ki. Bundan sonra. Bir şey soracağım. Sen gerçek misin? Gerçekten.
Biliyormuş. Aleykümselam. Ağam, bizi kabul ettin, kırmadın. Allah razı olsun. Eyvallah. Buyur. Hemen konuya gireyim, vaktini almayayım. Şimdi ağam, bizim tezgahımızı elimizden aldılar. Narkotik içeri daldı, yardı geçti. Kolumuzu, kanadımızı kırdılar. Ekmek yediğimiz yerde bizi barındırmaz oldular. Geçmiş olsun. Eyvallah. Neyse atladık geldik İstanbul'a. Taşı toprağa altındır, ekmeğimizi verir dedik. Bu dediğim yaklaşık bir sene kadar oluyor. Her neyse. Hemşehrilerimiz sağ olsun sahip çıktılar bize. Kolumuzu, kanadımızı sardılar. Tekrar uçacak konuma geldik çok şükür. Şimdi doğruya doğru. Benim işim uyuşturucudur. Bilen bilir. Bu merete başlayan kolay kolay bırakamaz. Yalnız satmaya başlayınca da bırakılmıyor bu bok. Yani senin anlayacağın rakam, biz cahil adamlarız. Elimizden ne iş gelse onu yaparız. Ha. Bizim iş öyle ulu orta her yerde yapılmıyor. Gizli saklı bir yer lazım. Biz de araştırdık, taraştırdık. Ağamızın Koçova mahallesini bulduk. Vallahi ağam, burada senden habersiz koşuşmuyor. Polis gelmeden önce sana haber uçuruyor. Mahalleli senin bir lafınla dünyayı yakıp yıkacak kadar seni çok seviyor. Vallahi ben ömrü hayatımda böyle bir mahalle ne gördüm, ne duydum. Eyvallah. Benden istediğin nedir? Ya. Şimdi ağam, sen bu Saadettin'i bir evladın olarak gör. Bana buradan 2-3 tane yer ayarla. Yer altı, yer üstü hiç fark etmez. Ahır bile olur. Sonra da gerisine karışma. Sırtını yasla, torunlarını sev. Ben sana her hafta bavulla para getireceğim buraya. Artık o Amerikalı kıvırcığın yaptığı gibi yakıp torunlarını mı ısıtırsın? Yoksa mahallelerine mi dağıtırsın? Orasını bilmem, karışmam. Teklifim budur ağam. Ne dersin? Şimdi Saadettin Bey. Saadettin de değil mi? Saadettin, Saadettin. Burası bizim mahallemiz. Mahalleli bizim arkamızdadır. Sağ olsunlar. Fakat bunun bir sebebi vardır. Sebebi şu ki ben onların canını, malını korurum. Onlar da benimkini. Bizim mahallemizde... Yalnız ağam. Ben burada satmayacağım. Hatta Türkiye'de satmayacağım. Direkt Avrupa. Söyleyeyim dedim.
bizim mahallemizde silah satılır. Evet. Lüks semtlere ara tırnağa çıkan da bulunur. Doğrudur. Geceleri yollara bedenini satmaya çıkanlar da varmış. Lan olsun ya. Ama hepsi evlerine döndüklerinde güvende olduklarını bilirler. Mesele senin satıp satmamanda değil. Saadettin Bey. Mesele bu işin bize uygun olmaması. Benim mahallemde bu iş olmaz. Sana hayırlı işler. Ne yapalım ağam? Kısmet değilmiş. Ben bugüne bugün koskoca Koçovalı'yı dizle oturmuşum ya. Gerisinde önem var, değil mi? Oldu. Hayırlı günler. Sevmedim. Bana geldiğinde de sevmemiştim. Şimdi de sevmedim. Sen ne diyorsun paşa? Rahat durmaz bu. Şimdi kapıdan kovdun, bacadan girmeye çalışacak. Sen? Sıcak para lazım. Sıcak para dönmüyor baba. Ne sıcak ne soğuk. İstemem. Olmaz olsun oradan gelecek para. Senetle silah alamıyoruz baba. Adamları koruyacaktık sadece baba. Hiçbir şeye karışma. Sen sus. Sen hiç konuşma. Barlardan iki aydır tek kuruş gelmiyor. Ben mi gidip toplayayım? Sıcak para diyordun işte. Al. Adamın değil mi? Kardeş. Kardeş mardeş. Yapmıyor işini adam gibi. Çekmiyorsun sen de kulağını. Ondan sonra sıcakmış, soğukmuş. Adamı gördünüz. Hırslı. Bırakmayacak besbelli işin peşini. Herife şimdiye kadar hayır diyen olmamış ki. Ne yapacaksınız o zaman? Gözünüzü, kulağınızı dört açacaksınız. Mahalleye kim girdi, kim çıktı önce bizim haberimiz olacak. Sana. Ne diyorsun lan? Korumadın kardeşini gene. Yedirdin Koçovalı İdris'e. Selim adamın asabını bozma. Bilmiyor musun lan oyunu? Böyle olacağı belliydi. İdris babamızın gözleri açılır. Bizdeki ışığı görür dedik ama nafile. Bartolo'ya başka yol bırakmadılar. Bıraktılar mı Medet? Bırakmadılar abi. Bırakmadılar. Aray o zaman adamları. Çarşı pazar karışsın. Seni çağırıyor. Ha, tamam geliyorum. Nasıl durumlar? Her şey okey. Patron, beni çağırmışsın. Oğlum sen neredesin kaç gündür? Hastaydım. Bir arar insan lan.
arayamayacak kadar hastaydım. Yamaç, sen benden ne saklıyorsun? Depodan bir karbondioksit tüpü aldım. Maaşımdan düşersin. Bana ne lan senin tüpünden? Kaç tane alırsan al. Benim sana söyleyeceğim. Gibson, Les Paul, Custom 61. Sen nereden öğrendin? Ben bilirim. Ne yapacaksın? Ama sana yazıklar olsun. Benim gitar koleksiyonu yaptığımı biliyorsun. İnsan gelip abi ilgilenir misin diye bir sormaz mı? Al, kaç para istiyorsun yaz. Hayatta satmıyorum. Kovarım lan seni. Kovmazsan hatırım kalır. 100 bin. Asla. 150 bin dolar. Patron satmıyorum. Sen o gitar kimin biliyor musun? Biliyoruz herhalde. 200 bin dolar. Kusura bakma patron. Hiçbir güç bana o gitarı sattıramaz, sen dahil. Başka Yamaç, bir Yamaç bak bu son teklifim. 250 bin dolar. Yamaç bak oğlum geri gel. 250 bin dolar. Yamaç. Celesun. Bir çocukları topla da bir bakalım. Bu sefer bitiriyoruz bu işi ha. Bitiriyoruz, merak etme. Herkes soruyor, haberin olsun. Harbi. Hop, bir dakika. Kendimize kadar yapacağız. Öyle toplu üretime geçmek yok. Hacı ya, 3-5 kuruş kazansak ölür müsün ya? Yok babacığım, ben onun sorumluluğunu alamam. Ya hadi abiciğim, yap şu şekeri Allah Allah. Ben sana sorumluluk al filan mı dedim? Zaten kimse kimi pişirdiğini bilmeyecek ki. Küçük küçük paketler görecek millet, başka bir şey yok. Çok küçük olacak oğlum. Öyle herkes kaldıramaz. Of. Of ya, patlıyor lan. Patlıyoruz oğlum. Aç, aç. Hoş geldin. Ne haber? İnanmıyorum kendime ya. Biliyordum, bir bokluk olduğunu biliyordum. Kesin çıkacak diyordum, al işte. Hayır, bir dakika. Dur, yanlış tutsun. Sena! Sena, Sena, Sena. Bir dur. Öyle yanlış anladın. Neyi yanlış anladım ya? Neyi yanlış anlamış olabilirim acaba? Düşündüğün gibi değil. Bu şeker. Ha. Evet, şeker mi diyorsunuz? Çok güzel. Ne zamandır kullanıyorsun Yamaç? Çocukluğumdan beri. Tutamıyorum kendimi. Ya şeker diyorum, şeker. Gerçek şeker. Patlayan şeker yapıyoruz biz. Nasıl yani?
Ya bildiğin patlayan şeker işte. Vallahi illegal bir durum yok ya. Gel, gel, gel. Manyaksınız. Yemin ediyorum manyaksınız. Çatlıyorsun değil mi meraktan? Vallahi yalan söylemeyeceğim. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne var acaba orada kendi içerileri kilitleyecek kadar değerli? Bu mu yani? Bu muydu o kadar değerli olan şey? Şaka yapıyorsun. Erkin Koray'ın gitarı mı bu? Ta kendisi. 1961 Gibson. Les Paul Custom. Nasıl ya? Sana mı verdi bunu? İddiaya girdik, kazandım. Nesine iddiaya girmişsiniz ki? Onu bilmek istemezsin. O şey biraz o. Hmm. Boş ver onu. Çok mu özledin beni? O nereden çıktı acaba? Ya akşam bara gelirsin demiştim. Dayanamamışsın. Ha. Kayboldum sandım. Anladım. Yok ya, ben öyle şey olsun diye. Ne olsun diye? Öf, sana ne, bak manzara çok güzeldi, ona bak sen. Verme, verme. Allah. Sen üşüyeceksin. Üşümem. Yamaç. Sena. Hiçbir hayalin, planın falan var mı yani geleceğe dair? Üç çocuk. Birincisi kız, ikincisi erkek, üçüncüsü gene kız. Oğlanı sevmezsem evden kovacağım. Kızlarımla da grup grup dünya turnesine çıkacağız. Anneleri ne yapıyor acaba bu arada? E bana ne? Oğluyla ne yapıyorsa yapsın. Senin var mı bir hayal? Yok. Vardır bir tane. Vallahi yok. Israr ediyorum. Tamam, peki. Paris'te... Bir restoranda kumru yerken evlenme teklifi almak. Oldu mu? İzmir kumrusu. Yok, kuş olan. Herhalde İzmir kumrusu. Kumru. Hmm. Ben... hiçbir zaman hayatı hayal kuracak kadar ciddiye almadım zaten. İşte bu yüzden seviyorum seni. Matruşkamsın. Her konuşmamızda içinden yeni bir Sena çıkıyor. Aa, dur. Daha bir şey görmedim. İzmirli misin sen? Kumru'dan mı anladın? Evet. Evet, İzmirliyim. Doğma büyüme Göztepe kızıyız. Vay, göz göz diyorsun. O kadar. O kadar tabii. Peki farkında mısın? Biz ya gün doğumunda ya gün batımında bir araya geliyoruz hep. Farkındayım ve bunu çok seviyorum. Ne kadar çok seviyorsun. Bu kadar çok seviyorum. Oh be!
Beyler hayırlı akşamlar. Allah Allah. Eyvallah. Eyvallah. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar İlhan. İyi akşamlar. Ben biraz yürüyeceğim. Hava güzel. Eyvallah abicim, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yaptın sen oğlanın işi? Hallet. Güzel. Sakin, sakin. Çocukların işi. Yok bir şey. İçsene biraz. Ay niye karışıyorsun ki? Hallediyordum ben. Benim sevdiklerime kimse zarar veremez, tamam mı? Kimse. Öldürüyordun çocuğu. E gördü anasını. Ulan tamam sakin ol, zaten gitti herif ya. Sen iyi misin? Ha? İyiyim. İyi misin? Ha? Ya öldüreceğim ben bu herifi. Nereye götürdüler hastaneye mi? Yamaç, yamaç bak giderim. Giderim bir daha da yüzümü göremezsin, tamam mı? Tamam. Bak beni de korkutuyorsun şu yaptıklarınla. Tamam. Tamam. Tamam geçti, geçti. Geçecek. Şişt. Beyler! Millet sıkılmaya başladı. Bırakın goy goy, hadi. Şaka mı yapıyorsunuz? Görmüyor musunuz elini? Çalmasın. Söylesin. Hatta söylemesin. Sahnede öyle dursun. Kızlara o bile yeter. Hadi oğlum. Ya var ya ben döverim. Tamam deli, tamam dur. Benim gözüm senden başkasını gördü. İyi. Çok korktum. Tamam geçti. Geçti. Tamam. Hadi yürü. Beyler, keyifli bir şeyler çalıyoruz.
Söyle. Gelmeyecek misin yanıma? Hayır. Senin saçlarını okşayacağım çünkü. Sonra sen uyuyacaksın. Sonra ben işe gideceğim. Sonra sen uyanacaksın. Sonra ben buraya geleceğim, seni alacağım. Sonra birlikte evlenmeye gideceğiz. Sen gerçekten manyaksın. Sen çok normalsin çünkü. Tamam hadi bakalım, yatma zamanı. Yarın dinç olman lazım. Neden? Söyledim mi? Çok dikkatsizsin sen ha. Ay pardon pardon, yarın evlenecektik değil mi? Doğru. Sen ciddi değilsin değil mi? Ben de saçma sapan. Neyse iyi geceler hadi, seni seviyorum. Hop 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 hop. Ne dedin sen? İyi geceler dedim. Ondan önce. Ciddi değilsin değil mi? İkisinin arasında. Öf! Sen böyle yorgunluktan saçma sapan şeyler duymaya başladın. Hadi saçlarımı okşa bakayım. Geçelim o tarafa. Zaten kimse yoktur içeride. Soyarız. Oğlum sen manyak mısın lan? Neredesin? Ha tamam. Fabrikanın orada buluşalım mı bir saat sonra falan? İnşaatta tuğla dizmeye benzemez oğlum Muster. Geçmiş olsun. Sıkma canını lan. Kumarda kaybeden aşkta kazanırmış. Değil mi birader? Hı. Biz de kazanmayalım mı? Ayarladın mı sen bu işi? Ben ayarladım. Hadi hadi. Otur biraz. Ben ayarladım ayarlamasına da. Sen bütün gün olmayacaksın. Nasıl yapacağım işi? Sıkıntı yok. Üçüncü köprünün oraya arsa bakmaya gidiyoruz. Akşama kadar işimiz var. İyi biraz. Arıyorum ben o zaman bezenek andıyı. Porttaydı zaten. Al şunu da. Ha. Yanımıza kimseyi almıyor muyuz? Gerek yok birader. Şimdi giderler babama konuşurlar. Senin üzerinde küte var mı? Var, sağ olamam ben. İyi tamam, bende de var. Bir şey olsa sıçrata veririz işte. Kolay gelsin. Al abi sen bunu. Bir tane portakal al. Abi kolay gelsin. Eyvallah karım.
250 demiştik değil mi? Yalnız nakit yok, çek yazacağım. Yok abi, nakit lazım. Ne çıkabilirsin? Ne oluyor yamaç? Kız arkadaşıma sürpriz yapacağım. Oğlum, dünyada hiçbir kadın bu gitar kadar değerli değildir. Aynı fikirde değilim. Allah akıl fikri versin sana. Abi, ne çıkabilirsin? Acelem var, nakit. 100.000 ama lira. Yeter mi? Tamamdır, yeter. Oğlum, hiç içime sinmiyor. Sen şu banka hesap numaranı bana bırak. Yarın bankalar açıldıktan sonra geri kalanını sana göndereyim. Yok yok, göndermeyeceksin. E satmıyorum, emanete bırakıyorum. O ne demek şimdi? Ya işte 100.000 lirayı biriktirdiğim gün gelip geri alacağım senden. Tamam lan. Ama faiziyle. Ödemediğin her gün için 1.000 lira faiz alırım. Tamam. Sen de geri vereceksin ama, söz ver. Söz. Geri geleceğim. Söz veriyorum. O hatuna benden selam söyle. Senin kıymetini iyi bilsin. Söylerim. Görüşürüz. İyi günler efendim. İyi günler. Gerisini biz hallederiz. Çok teşekkür ederim. Senin ismin ne? İlhan. Uyanık ol, bir şey olursa biz de seninle ilgileneceksin, tamam? Tamamdır efendim. Ne zaman isterseniz. Sağ ol. Ceylan gibi ya, Ceylan. Şunlara bak ya, ha? Bakayım bir tanesine. Yok, işim var benim. Sen bak dalgana. Ne değişik bir adamsın lan sen? Bundan güzel iş mi olur lan? İşin güzeli içeride. Az gelmesin. Kapatıyorum, günaha girme. İlhan Bey, kendin ama sen daha gençtin o zamanlar. Hem de ne gençlik ya. Vur patlasın, çal oynasın, yaşıyoruz hocam. Açtık. Ha Sultan. Yemek hazır, seni bekliyorum. Olanlar geldi mi? Kimse gelmedi daha. Tamam, geliyorum. Bir şey olacaklar. Hadi kızlar, görüşürüz. Hafız, gidelim mi eve? Yemeğe yetişelim. Hadi. Bilgini versen. Oğlum, ne zaman vazgeçeceksin lan bundan? Manita tabancası gibi. Kimsenin canını acıtmaz lan o. Nereye attığına göre değişir. Attığını vuruyorsan, istiyorsan bıçak at. Allah Allah. Ne oluyor lan? Hayırdır inşallah. Lan oğlum, sen kendine bu kadar güveniyorsan yürü hadi poligona gidiyoruz. Kim atıyor, kim atamıyor görelim. Şimdi mi gideceğiz poligona? Yani yemeğe yetişecektik. Bakıyorum babandan korkun geçti ha bak senin yanında. Ben babamdan korkmam oğlum. Ha. Sayarım ama korkmam. Ben sen değilim. Ne oldu? Verdin mi arabayı? Yok, vermedim. Manyak mısın? Kaça düşürdüm ben onu? Senin haberin var mı? İyi o zaman. Poligona gidiyoruz. Atan arabayı alır. Araba benim üstüme. Ben kazanırsam ne olacak? Kazanamazsın güzel kardeşim. Kazanamazsın. Kendini kandırma. Kazanırsam kırmızısını alırım ama. Ne diyorsun şimdi? Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Gidiyoruz oğlum. Dönmek yok. Bedeli ne diyeceksin? Hallederim. Koptuğa niye kapattın lan? Al birader. Allah Allah. Kahraman Bey. Babacığım, tabağını alayım. Buyurun kızım.
Baktım. Her seferinde aynı şeyi söyleyecek. Hiç rahat etmiyor yoksa. İlyas abi yetiş. Siz durun. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Kurtaramadım baba. Kimi? Sıktı ama yetiştirmedim. Çok kalabalıklardı. Kimi lan? Yediler, abimi bitirdiler. Abimi bitirdiler baba. Abimi bitirdiler. Cenaze yarın bizim camiden kalkacak. Çocuklara söyle duyursunlar. Selim. Bana bak. Bak bana! Acımızı bu damın altında yaşayacağız. Bu kapıdan çıktığında gözünden bir damla yaş düşeni görürsem bu kapıdan içeriye sokmam. Duyuldu mu? Tek damla yaş görmeyeceğim. Biz acımızı ele göstermeyiz.
olsun. Bir emrin var mı? Başın sağ olsun. Yoktur. Abi, kesin ölmüş değil mi? Ha. Ah be abi. Beni de götürseydiniz keşke. İki tane de ben sıkardım o orospu çocuğunun eşini. Alo. Medet, hayırlı haberlerini ver bakalım. Yok abi, yetiştiremedik. Girdi eve. Tüh ya. Ne yapacağınız işi sikayım Medet. Adam çukurdan çıkmıyor ki abi. Sabah olanları biliyoruz. Medet, ikide bir. Yetmez. Bu işin tamamını getirin. Tamam. Hadi. Saadettin abi, benim bir şey vardı. Ne vardı amına koyayım, ne vardı? Abi, para vermeyeceğim dedin. Altın vereceğim, gümüş vereceğim dedin. Yok, öyle demedim. Ödemeni değerli madenle yapacağım dedim. Taziye var diyorum. Sen ne laftan anlamaz adamsın ya. Hadi şu. Ne oluyor? Amca. Gitti. Abi gitti. Gitti oğlum, gitti. Oradaydılar amca. Beklemişler, abiyi beklemişler. Sen nereden biliyorsun? Saadet, içeri gir. Sen orada mıydın Alişo? Ha? Oradaydım amca. Abi gitti. Al birader. Thank you.
sıktı ama yetiştiremedim. Çok kalabalıklardı. Oğlum. Oğlum. Oğlum! Ne oluyor? Hazırlan gidiyoruz, 10 dakika vaktim var. Pasaportunu almayı unutma, yatak odasında sağdaki komodinin alt çekmecesinde dipte. Söylemeyecek misin hala? Sakin ol. Kendini akışa bırak. Sadece bu anın tadını çıkaralım. Yok artık.
Bonjour. Bonjour. Ve benim Fransızcam biter. Hallederiz, merak etme. Ben bir lavaboya gidip geleceğim. Abi ne haber? Sen nasılsın? Eyvallah. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Abi bu kadar büyük bir iyilik yapıyorsun ki adamsın. Haber bekliyorum senden o zaman. Tamam abi, görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah, görüşürüz. Evet. Ya bunların İngilizce menüsü falan var mıdır? Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Ha, ben yemeği söyledim zaten, merak etme. Ne adı? Bu arada şunu da söyleyeyim, ben salyangoz falan yemem. Aa, deli misin? En güzel bir şey. Kurbağa bacağı da yemem. E o zaman biz kalkalım buradan. Sen Dünya'ya gidelim. Ben orada bir kebapçı bulayım arka sokaklarda. Gel burada. 1,5 Adana yanına. Gel burada. Dalga geçme. Ya geldi zaten yemek. Sen yemeyecek misin? Beraber. Mesdames et messieurs. J'adore cette femme. Je suis sur le point de lui proposer de m'épouser. Voilà pour que je viens. Si ta mère existait, je serais heureux de votre soutien. Sen ciddiydin. Yarın evleneceğiz dediğinde. Sen ne dedin? Onlara ne dedin? Bayanlar, baylar. Karşında duran bu kadını çok seviyorum. Ona evlenme teklif etmek üzereyim. Ve çok heyecanlıyım. Beni desteklerseniz çok memnun olurum. Benimle evlenir misin? Bağırtacak mısın beni? Evet. And accept it. Felicitasyon.
Merci, merci beaucoup. Merci. Bir kabul etmeseydin. Bunların hiçbiri olmazdı. Seni seviyorum. Seni seviyorum! Geçirmiş abi. Yoğun bakımda. Yarına çıkamayabilirmiş. Maşallah. Bütün adamları da dolu gelmiş ha. E ne yapacağız Medet? Azrail'e dua mı edeceğiz gelip İdris'in canını alsın diye? Kendimiz çıkıp alamayacak mıyız? Abi sen bilirsin ama sıkıntı çıkabilir. Çıkabilir. Ne yapalım? İdris'e bir iki gün daha verelim o zaman. Gidip onun yerine mahallemizi dolaşalım. Hadi. Akşama eve geç kalma. Tamam baba, hadi eyvallah. Hazırla, geliyorum. İki çay. Vay be. Yıkıldı gitti koskoca İdris. Sen olsan yıkılmaz mısın ya? Dağ gibi evlat yetiştir, bugüne getir. Delik deşik olmuş kahraman. Thank you.
yapacağız Sultan? Gidin siz İdris'in yanında durun. Ben bir çare düşüneceğim. Nasıl bir adamsın sen ya? Yani mutlu bir adam. Hayır, onu demiyorum. Biz kaç gündür tanışıyoruz? Bilmem, 4-5. Peki, nasıl bir insan 5 gündür tanıdığı birine evlenme teklif eder? Şimdi benim de aklıma bir soru geldi. Nasıl bir insan 5 gündür tanıştığı birinin evlenme teklifini kabul eder? Onda haklısın. İkimiz de biraz deliyiz galiba. Biraz deli olmakta sıkıntı yok. Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Hayır, hiçbir zaman bırakmayacağım. Seni seviyorum adam. Seni seviyorum kadın. Yamaç. 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 Sevgilim, neredesin? Hı? Telefonun kapalı. Gene ne işler peşindesin? Arkadaşım rica etti. Nikah organize ettim. Gerçekten beyefendiyi tanımıyorum. Peki hiç bir numara falan da mı bırakmadın? Yok. Gerçekten ne kadar biliyorsunuz ben de o kadar biliyorum. Peki. Teşekkür ederim.
şakalar yapmayı çok sever. 5 gündür tanıdığım bir adamla evleniverirsin. Ertesi sabah kalktığında yanında bulamazsın. 1 not bile bırakmadan sırra kadem basmıştır. Hayatının aşkını sırf ona zarar gelmesin diye bilmediği bir şehirde yapayalnız bırakıp gidersin. Babanla hayatının en büyük kavgasını edersin. O kavga seni olmak istediğin adam yapar. O kavga seni ailenden uzaklaştırır. Bundan daha mutlu olamam dediğin anda dönmem dediğin eve dönersin.